farkındayım, ürktünüz. Evet. 9600. Bekliyorduk zaten. Bekliyordunuz. Evet. Bekliyordunuz da 9600'ü bekliyor muydunuz? Hani 9000'in üzerine çıkar diye tahmin ediyorum. Ben de mesela efendim Serdar cevabında iki tane harf alması bekliyordum Çağlar Bey. Evet. Ama oluyor böyle şeyler. Evet. Size hediye etmiş oldu. Yani bakalım. Yaparsınız bir 9800. Burada ne hevesler kursaklarda kaldı. Yadırgamaz yani Çağlar Bey. Yok, ben o kadar iddialı değilim galiba. Ben iddialıyım. Bana uyun. Tamam. En azından deneyelim. Deneyelim. Başlasın mı? Başlasın. Hadi buyurun, başlasın. Mevlevi dervişlerinin yaptıkları dini tören. Sema. Sema. Buyurun. Nefes alışı verişi düzenliyorsunuz. Evet. Gördüm efendim. Buyurun ikinci soruya. Nefesi alarak geçelim. Uyulması gereken kural ölçüt. Dikkat, Fransızca kökenli. Uyulması gereken kural ölçüt. Belli nokta noktalarda derler hani. Aradığımız nokta noktalarda. Harf alayım. Yapmayın yahu. Evet. Aldık bir tane. Çok ünlü bir rapçi var. Ölçüt. Mekanın sahibi geldi. Neydi o? Norm. Norm. Bir tanesini harcadık. Evet. Ama konuşmuştuk değil mi? Birini evet. Aşağılara bırakacağız. İnşallah. Tamam, artık bundan sonra saldırıyoruz. Buyurun gelsin efendim. Alfabe. Diğer adı neydi? ABC. ABC. Serdar sorusu gibi. Bu seferki kadın ismi. Buyurun. Satürn. Eski dildeki adı? Merih. Utarit. Eski dildi kadın ismi diyor. Utarit diye. Ay, Utarit yenge. Evet. Venüs. Kadın ismi. Kadın harf ismi. Mi istemiştiniz? Evet. Basarken harf istemişlerdi. Zühre. Evet. De biz oraya onu yazmadık. Öyle başlasın. İkisi de ismi. Zühre. Başka? Başka kadın ismi. Gelmedi aklıma. Çıkmadı. Bu kırmızılı bir şey. Kırmızı mı? Ay bilemedim. Zuhal. Ay. Evet. Benim için bir sıkıntıydı üzerimizdeki. Evet ya. Attık, atamadım. Kurtulduk. Attık, kurtulduk efendim. İnşallah. Rahat rahat yarışalım. Buyurun gelsin. Karanın içine sokulmuş deniz parçası. Karanın içine sokulmuş deniz parçası. Evet. Hani mesela İzmit'teki gibi böyle. Orada da öyledir ya. Körfez. Körfezdir orası. Adı artık tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Halk ağzında üvey anne. Analık. Analık. Kim? Tam ortasına düşüyoruz sizi. Buyurun geliyor. Alışılmışın dışında olan. Basit. Basit düşünün. Böyle yabancı kökenli teferruatlı kelimelerden biri değil. Alışılmışın dışında olan. Nasıl bir insan? Vallahi anlayamadım. Biraz farklı bir insan. Nilüfer Hanım. Farklı. Değişik. Değişik. Gayet güzel. Yedi harflidir. Yedi harflerin sonuncusudur. Buyurun şöyle sorulmuştur. Işık dalgalarının bir yüzeye çarparak yön değiştirmesi. Kırılmak. Kırılma mı? Kırınım. Yoksa? Yansıma. Sonuna almış ekini olmuş sekiz harfli. Şöyle sorulmuş. Çalışma isteği ile dolu olan, çaba gösteren. Azimli. Hani mesela şöyle düşünelim. Çok parlak bir öğrenci değil ama maşallah uğraşıyor. Ne gösteriyor? Çaba. Gayretli. Gayretli.
şundan biraz ürküyorum ama çok güzel bir ipucum var. Şimdi çok değil yani hani 9600'e ulaşabilecek durumda olsaydık da paylaşacaktım. Bence harf almadan cevaplarsınız. Dur bir okuyalım. Konuşurken gereksiz tekrarlanan söz anlamına gelen bir kelime bu. Farsça kökenli. Biz bunu nasıl kullanıyoruz? Mesela dillere nokta nokta oldu diyoruz. Plesenk. Plesenk. Sizinki biraz Fars'tan çok batı kökenli Fransızca gibi ama oldu. Olsun. Bir harf için sizi mi kıracağım? Plesenk efendim. Bütün hesabım bu şekildeydi. Yani bütün hesabım bu şekildeydi. Bir tek şurada bir harf aldıracaktım size. Dur bakalım alacak bakalım. Mısınız? Merak ettim. Emperyalist. Türkçe karşılığı neydi? Yayılmacı. Nedir? Yayılmacı. Şimdi üzüldüm işte. Bu ne demek biliyor musunuz? Olurmuş çünkü. Hakikaten olurmuş. 9 harflidir, tek kelimedir efendim. Basit sorudur. Buyursunlar. Alt anlamı yaşını, yılını bitirmek. Özür dilerim. Tek yaşını, kelime. Yılını bitirmek. Çok gençsiniz, sorabilirim. Siz kaç yaşındasınız? 32. Aa maşallah, daha genç gösteriyorsunuz. Teşekkür ederim. 32'yi bitirdiniz mi? Bitirdim. Yani 32'yi... Doldurmak. Nedir efendim? Doldurmak. Doldurmak. Çok kolay bunlar. Vallahi öyle. Bakınız 10 harfliye. Köy düğünlerinin ve folklorik müziğimizin vazgeçilmez ikilisi. Davul zurna. Davul zurna. Şu belki biraz düşündürür. İçimi yakan şey 1 dakika 14 saniye de arttırdınız şu anda. Maşallah. Buyurun bakalım son soruyu. Son soru. Mecazi anlamda bir yerde birikmek, toplanmak, orayı mesken edinmek. Genellikle zararlı şeyler için kullanılır bu. Bak gitmişler yani orada toplanmışlar. Bak burası merdivenin altında böcekler hep orada. Yuvalanmak. Nedir? Yuvalanmak. Pat. Yuvalanmak. 8800 puan. Küçük bir aritmetik hesabı yapalım tamam mı? 8800 puandasınız. Zuhal'de takıldınız. Evet. Bir harf almıştınız. 800 puana malumdu kazandığımız. Evet. 8800'e 800 ekleyin bakayım. Kaç ediyor? 9000. Kaç ediyor? Kaç ediyor? Hep benim matematiğim bitti şu an. 9600 ediyor efendim. 9600. 33 saniye arttırmıştı. 53 saniyede arttırdınız. Olmaz mıymış, olur muymuş? Olurmuş. Olurmuş. Nilüfer Hanım'a esefle bir alkış.